Değerli sanatseverler, merhaba. 8 Haziran Pazartesi günü saat 4'te bugünkü ikinci yayınımız için tekrar beraberiz. Ben David Opera Balesi sanatçısı ve genel koordinatörü Oğuz Sırmalı. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yine çok değerli bir sanatçıyla sohbet yapacağız. Hep söylüyorum, bakanlığımızın bütün sanatçıları çok değerli. Sanat zaten çok değerli. Sanatçılar çok değerli. Kutsal bir meslek sanatçılık. Özverili bir meslek, meşakkatli bir meslek. Ve bugünkü konumuz da Antalya Devlet Opera Balesi'nin solist sanatçılarından Nurdan Küçük Ekmekçi. Ben şimdi bakıyorum kendisi, evet, yayınımıza. Antalya Devlet Opera Balesi'nin solist sanatçılarından ama bütün Türkiye'deki bütün sahnelerde sahne aldı kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Oğuz Bey, nasılsınız? Teşekkürler, çok iyiyim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Çok enerjik gözüküyorsunuz, hazırsınız herhalde. Bugün şimdi sizi izlemek isteyen, güzel sesinizi özleyen birçok sanatsever var. Ben izninizle yorumları kapatmak zorundayım çünkü yayın kalitemizi düşürüyorlar ama sonlarda tekrar açacağım yorumlarımızı bir sıkıntı yaşamazsak. Nurdan Hanım, bizler sizleri yakinen çok iyi tanıyoruz ama az da olsa henüz sizinle tanışmamış olan sanatseverler olabileceğini düşünerek biraz kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Tamam, kısacık bahsedeyim. İzmir Devlet Konservatuvarı mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nı bitirdim. Opera Şan bölümünü. Profesör Müfit Bağraşan'ın şan sınıfından. Sonrasında benim konservatuvarda bir akademik kariyerim başladı. Araştırma görevlisi olarak. 6 yıl orada ders verdim. Öğrencilerim oldu. Hocalık kariyerim oldu. Fakat daha sonra o yıllarda Antalya Operası'nın açılması gündeme geldi. Ve benim tabii ki sahnede şarkı söylemek isteğim ağır bastığı için her zaman Antalya Operası'na 99 yılında geldim. O yıldan bu yana Antalya Operası'nda solist sanatçı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok kısacık böyle. Müthişsiniz. Peki ben hep soruyorum, bugüne kadar kaç eserde başrol oynadınız? Kaç eser? 20 küsur herhalde. Yani 20 yıllık solistim, 20 yıl oldu. Her yıla bir eser gibi. Hemen hemen. Yani tabii bunların repeteleri var tabii. Her yıla bir eser olmaz. Repeteler illaki vardır. Bazı eserleri birkaç kere söylüyorsunuz değişik rejilerle. Farklı şehirlerde söylüyorsunuz. Farklı şehirlerde prodüksiyonlarım oldu. Onları tabii ki saymadım. Ben sadece eser isimleri olarak söylüyorum. Onu sayarsanız herhalde 30-35 civarında olur. Çok ciddi rakamlar, özellikle az değil. Yani bunlar az önce saydığınız o kısa özgeçmişin içine sığdırılmış dev bir kariyer aslında. Yani bu kadar rolü altında kalkmak, altından sorunsuz bir şekilde kalkmak başarıyla bugünlere gelmek. Hani söylerken 30 eser diyoruz ama işte o 20 sene işte. Yani 20 yıl gibi dev bir süre içinde 30 eser sığdırılıyor. Peki bunun dışında aslında durun, sohbete geçmeden önce biz sizden bir parça rica edelim, ondan sonra sohbete geçelim, olur mu? Öyle mi? Tamam, hemen o zaman. Ben bugün ilk parça olarak aslında sopranolardan çok duymaya alıştığı, seyircilerimizin çok duymaya alıştığı bir parçayı hazırladım. Çünkü onun altyapısını buldum. Giannis Kiki Operası'ndan Ovvio Bambino Caro. Buyurun. Müsaadenizle ben şu bilgisayardan hemen tabii altyapıyı ki, tabii ki. Mio bambino caro, mi piace you
Müthişsiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ne kadar özlemişim sesinizi duymayı gerçekten. Pırıl pırıl. Hiç durmamışsınız bu pandemi süresince. Genelde de derler ki işte biliyorsunuz hani şan biz 2 gün şan yapmadığımız zaman o bizi 1 hafta bırakır. Siz 2 ay boyunca o zaman ilk çalışmalarınızı bırakmadınız herhalde. Öyle değil mi? Bırakmaya çalışıyorum Oğuz Bey. Çünkü biliyorsunuz yani sporcu gibiyiz. Biz onu bırakırsak o bizi 3 misli bırakıyor. Ben zaten çok seviyorum, aşığım mesleğime, çok seviyorum. Mümkün olduğunca hani evde olabildiğince. Yani şu ara biraz işte gidip gelmeye başladım ufak ufak en sakin saatleri seçerek. Çalışmaya çalışıyorum performansın, kondisyonun düşmemesi adına. Tabii şeyler ki. Yapıyorum kendimce. Tabii ki müthişsiniz. Peki ne çalışıyordunuz pandemiden önce? Hangi esere hazırlanıyordunuz? Pandemiden önce, ben pandemiden 1 hafta önce Ankara'daydım. Ayı da söylemiştim. Yani döndüm, birkaç gün sonra, sanıyorum 3 ya da 4 gün sonra bu pandemi patladı. Ve döner dönmez de biz burada Kamelyalı Kadın yapıyorduk bale kampanyamızla. Ben orada Sasun Erdoğan, Armağan Davran'ın projesine dahil olmuştum. Otello, Desdemona, Ave Maria Aria orada söylüyorum. Onun genel provasını yaptım ve ertesi gün evlere İptal. Kapandık. Evet, ama hazır şu anda. Kamelyalı Kadımız da hazır. Kamelyalı Kadın da ilk fırsatta sahnede açıldığında oynamaya devam edecek. Ayı da yaptınız. Hatırlıyorum. Ben de izledim, oradaydım zaten Ayı'dayı. Siz daha önce de Ayı'da yapmıştınız kendi Antalya, yani Ankara prodüksiyonu değil, Antalya prodüksiyonunda da siz Ayı'da oynamıştınız yanılmıyorsam. Ayı'da. Aha, önce Antalya'da yapmıştım, sonra Ankara'da yaptım. Peki, şana başladığınızdan beri nasıl bir kariyer izlediniz? Bir sanatçı, hep bunu konuştuk. Kolay yetişmiyor opera sanatçıları özellikle dedik, yani sesin eğitimi, hani konservatuar bitirseniz bile geçip önce bayrak tutarak başlıyoruz, yavaş yavaş ufak rollerle çıkıyoruz, yavaş yavaş kendimizi büyütüyoruz ve yani Aida gibi bir eseri bile hani bir sanatçının hemen değil de hani sahnede bile baş roller söylemeye başladığında da icabında bir 10 sene sonra 15 sene sonra böyle büyük dramatik eserlere yönelmesinden bahsettik. Hani bu konuda biraz konuşalım mı? Siz nasıl bir kariyer izlediniz? Hani bu konuda kendinize nasıl bir yol çizmiştiniz acaba? Oğuz Bey, şöyle benim için birinci planda sesimin sağlığı çok önemliydi. Yani benim ona bebek gibi bakmam gerekiyordu. Uzun yıllar şarkı söylemek istiyorsam. Bu çok önemliydi benim için. Bunun için, bunun anahtarı da tabii ki hem disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmak ve çok çok önemli doğru repertuar seçebilmek. Şimdi her yaşın repertuarı ayrı biliyorsunuz. Ben mümkün olduğunca elimden geldiğince bunu kendime ilke edindim. Tabii ki bunu yaparken de en büyük kılavuzum hocam oldu. Ben Roman Berlinski ile uzun yıllardır çalışıyorum. Kulakları çınlasın. Bana kendisi çok yardımcı oldu bu konuda. Her konuda olduğu gibi. Öncelikle buna dikkat ettim. Ve tabii her geçen yıl repertuar biraz daha ağırlaşıyor ister istemez. Çünkü sesiniz biraz daha olgunlaşıyor. Yaşla birlikte biraz daha farklı bir boyuta geliyorsunuz. Dediğim gibi öğrencilikte de öyle, profesyonel hayatta da öyle. Çalışmak, disiplinli bir şekilde çalışmak. Yani bunu bırakmadan, mantıklı bir şekilde ama. Yani odaya girip deli gibi çalışmaktan bahsetmiyorum. Yani her gün sporcu gibi antrenmanınızı yapmanız gibi bir şey. Ben buna dikkat etmeye çalıştım. Şimdi Antalya tabii çok cezbedici bir şehir. Özellikle bahar aylarında, yaz aylarında. Buna çok dikkat etmek gerekiyor burada. O havanın güzel, büyüleyici atmosferine kapılmadan, çalışmaları bırakmadan devam etmek gerekiyor. Tabii ki her şeyin yeri ayrı. Benim tek anahtarım bu oldu. Disiplinli ve düzenli çalışmak.
Evet. Hiçbir zaman aksatmadan, değil mi? Bir Pekin Evet. hocamızın bir lafı var, Pekin Kırgız profesör. Bir ömürle şanı öğreniyorsun, ikinci ömürde de şanı uyguluyorsun. Hani ömür yetmiyor icabında şanı keşfetmeye. Çünkü her yaşla söylediğiniz, ya her yaşın partisi var dediniz ya, her yaşta Evet. söylediğiniz partiyle, rolle yani bir eserle yeni şeyler öğrenmeye başlıyor insan. Yeni şeyler öğrenmeye başlıyor. Her yaş, bu dolayısıyla şancılığın opera sanatçılığında yani eğitimin sonu yok solistliğinde. Hiçbir zaman sonu olamıyor çünkü her söylediğiniz partiyle yeni bir şey kazandırıyorsunuz. Hem vücudunuza, hem gırtlağınıza, hem ruhunuza. Bu çok önemli. Bedeninize, şanın o yüzden bir ömür sürüyor. Çünkü konservatuar bitirdiğiniz zaman yani aynı işi ölene kadar yapmıyorsunuz aslında. Hani Evet. birçok meslekler böyledir. Hani aynı işi aşağı yukarı yapmaya çalışırlar, yenilik olsa da için. Ama siz geliştirmek zorundasınız sürekli kendinizi. Sürekli bilginizi taze tutmaktan bahsetmiyorum. Yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Bu yani bence diğer mesleklerden biraz daha farklı, zor. Evet, Dolayısıyla bu kesinlikle. yüzden aşkla yapılması gerekiyor. Aşkla, aşkla Para yapılması. için bu yüzden yapılacak bir meslek değil. Hani ben bu işi hep böyle, bana sorular geliyor şimdi sanat çiftede. İşte ben de konservatuara girsem sesim çok güzel. Oradan işte belki bir albüm yaparım, ünlü olurum falan. Yani opera öyle bir iş değil. Değil. Gerçekten bunu sevmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaşamanız gerekiyor. Yani tabirimi şimdi yanlış anlamayın. Bir rahip gibi, rahibe gibi. Yani Çok hayatınızı doğru. öyle Hiç bir yanlış düzgün yaşamanız anlamazsın bunu. gerekiyor ki. Hani bu şekilde yaşamanız gerekiyor. Birçok belki hayatın zevklerinden, keyiflerinden uzak kalmanız gerekiyor. O gün Tabii ki. sesinizi dinlendirmeniz gerekiyor. İcabında arkadaşlarınızdan uzaklaşıp evinizde oturup sessizce oturuyorsunuz. Yani gerçekten yaşamınızı, yediğinize, içtiğinize, her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu Evet. ya şancının zor bir mesleği. Siz aynı zamanda da eğitmenlikle yapıyorsunuz, değil mi? Evet, yapıyorum. Dediğim gibi yıllar önce uzun bir süre aralıksız 6 yıl öğretmenlik yaptım konservatuvarda. Tabii ki sonrasında bırakmadım. Öğrencilerim devam etti. Bir dönem Antalya Devlet Konservatuvarı'nda şan bölümü varken şu anda yok diyebiliyorum. Orada bir 1,5 yıllık deneyimim oldu, öğrencilerim oldu. Sonrasında yine özel derslerle bir şekilde devam ediyorum. Yani öğrencilerle sahneyi birlikte götürüyorum. Müthiş. Peki o zaman sizden bir parça daha rica edelim. Sonra sizin bireysel çalışmalarınızdan bahsedelim. Tamam. Şimdi şunu söylemek isterim. Bu söyleyeceğim iki parçanın eşliğini sağ olsun bizim baş korepetitörümüz Metin Kiper. Buradan çok teşekkür ediyorum eğer izliyorsa. Sağ olsun çaldı. Kaydettik. Onun Gönderdi üzerine size. söyleyeceğim. Evet, sağ olsun. Çok Çok teşekkür teşekkür ederiz ediyorum. kendisine de. Şu anda da izliyor yeri. Ben katılırken görmüştüm zaten. Selam yollayalım kendisine de. Tamam, çok sağ olun. Ben hemen açıyorum. Ne olduğunu hemen söyleyeyim. Villa Lobos'un, Brezilyalı besteci Villa Lobos'un çok çok güzel bir şarkısı. Ben çok çok seviyorum. Melodia Sentimental.
Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ne kadar güzel söylediniz, ne kadar güzel. Tabii biz böyle dinlerken hep diyoruz, ben hep bunu söylüyorum. Ne kadar güzel şarkı söylüyorsunuz, ağzınızı açıyorsunuz, sesler çıkıyor diyorlar bizler için. Ama aslında biz biliyoruz ki onun arkasında ne yıllar, ne gözyaşları var, ne bunalımlar var. Yani öyle öyle anlar var ki insan... Hani bazen mesleği bırakma noktasına geldiği dahi oluyor. Yani ben bu işi yapamayacağım artık deyip tabii öğrendikçe, dinledikçe büyükleri, bir de onların neler yaptığını gördükçe kendinizi de insan ister istemez onlarla kıyaslamaya başlıyor. Onlar gibi yapabilmeye çalışıyor. Bu daha çok çalışmaya yetiyor. İşte dediğim gibi çok fazla gözyaşı, çok fazla emek ve çok fazla özveri var. Yaşam biçimi olduğu için artık bu şekilde yaşamak. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nurdan Hocam, neler yaptınız? Ne gibi projeleriniz var? Sesiniz bildi, ben duymadım Oğuz Bey. Şu anda o kadar çok kalp geliyor ki sanatseverlerden. Bu gelen kalpler internet yayınımızı kesiyor şu anda maalesef. Biraz rica etsek, bir süre sohbet ederken kalp yollamasalar bize, size yani daha doğrusu. Biraz kelimeler bölünmesin lütfen. Çok teşekkür ediyorum kalpler için ama evet, yayını kesiyor. Öpücüklerimi gönderiyorum. Siz sorumu duyabildiniz mi? Tamam. Ben tekrar söyleyeyim. Ne olur rica edelim, bir süre kalplere basmasınlar. Çünkü internetimiz çok kötü. Yayını sekteye uğratıyor sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hepsini, o kalpleri almış olarak, ben de aldım bütün kalpleri Nurdan Hocama, hemen gönderiyorum burada. Ben şundan bahsedeyim. Sizin ileriye dönük projeleriniz neler? Hani operadaki işte söylemek istediğiniz roller olabilir, bireysel olarak yapmak istediğiniz çalışmalar veya yapmak için temellerini kurduğunuz çalışmalar. Yani sizin bireysel projelerinizden bahsedelim. Yani işine aşık bir şancı olunca tabii ki söylemek istediğiniz eser listesi bayağı bir kabarık oluyor Oğuz Bey, biliyorsunuz. Hani söylemek istediğim birçok eseri bugüne kadar çok şükür, binlerce şükrediyorum, söyledim birçoğunu. Ama tabii ki devamında da var söylemek istediğim. Şunu söylemek isterim ben parantez içinde. Ben Puccini aşığıyım. Çok seviyorum Puccini eserlerini, söylemeyi. Şimdi Puccini içinde bir eser kaldı söylemek istediğim, çok Tosca çok söylemek istiyorum. İnşallah bir gün olursa. Verdi eserlerini de çok seviyorum. Sesime uygun ve sesimin şu anki olgunluğuna uygun bütün rolleri söylemeyi çok çok isterim. Çünkü her rolün sese kattığı bir şey var, eklediği bir şey var. Geliştiriyor seni. Çünkü hepsinde farklı farklı bir şeyler keşfediyorum ben. Her esere göre egzersiz buluyorum mesela, şu anda aklıma gelen. Ve bu da benim tekniğimi, sesimi geliştiren unsurlar oluyor. O yüzden sesime uygun olan bütün her şeyi Allah kısmet ederse söylemeyi arzu ediyorum. Bu arada opera çalışmalarımın yanında benim çok çok keyif aldığım bir projemiz var bizim. 2018 yılında oluşturduğumuz, daha aslında çok yeni ama çok güzel işler yaptık. Golden Voices adı altında. Operadan arkadaşlarımla biraz önce bahsettim, başkoloratörümüz Metin Kiper'in öncülüğünde sağ olsun bir grubumuz var. Onunla iki konser operada yaptık, Antalya Operası'nda. Şehir dışında konserlerimiz oluyor, davetler oluyor, onlara gidiyoruz mümkün olduğunca. Çalışmalarımızdan arta kalan zamanlarda tabii ki festivallere. Bu beni çok keyiflendiriyor, yorgunluğumu alıyor. Çünkü bu oluşumun içerisindeki repertuarımız
Hem opera eserleri var, işte atıyorum Phantom of the Opera, işte Napolitanler gibi bunların düzenlemelerini yapıyoruz orkestramıza. 5-6 kişilik bir orkestra oluyor. Her seferinde biraz değişebiliyor sayısı. Bundan çok keyif alıyorum. Bir sopranı, bir mezzo arkadaşım var yine Antalya Operası'nda birlikte çalıştığım Esra Arslan Türk ve Pınar Tekol. Onlarla birlik var. Bu da bize, diğer arkadaşlarıma da öyle aynı şekilde. Gerçekten yorgun, özellikle yorgun dönemlerimizde bizim yorgunluğumuzu alıp ruhumuzu dinlendiren bir oluşum oldu. Çünkü bunun içinde caz var, türkülerimiz var, opera, arya bile var, napolitanlerimiz var. Bir sürü türü bir arada birleştirerek çok güzel bir repertuar yapıyoruz. Türkçe parçalarımız var. Opera dışında da hani opera söylemek dışında da böyle bir şey yapıyorum. Bu da bana çok keyif veriyor. Şimdilik bu Oğuz Bey, duyuyor musunuz beni? Süper. Bu çalışmalar Golden Voices grubunu o zaman sanatseverler takip edebilirler. Aynı zamanda operanın programına da girdiniz dediniz. O zaman bizim şu anda yayın yaptığımız Sanat Cep'te uygulamamızın Instagram hesabı. Bu Sanat Cep'te aslında bir uygulama, cep telefonlarına indirebilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bütün sanat kurumlarının sanat etkinliklerine, konserlerine, oyunlarına, tiyatrolarına ne derseniz hepsine bir uygulama üzerinden ulaşabildiğiniz bir çalışma bu. Oradan Golden Voices'ı da takip edebilirsiniz. İşte artık nerelere, turnelere gidiyorlarsa hepsini de oradan Instagram hesabımızdan bir uygulama. Yani senfonisi, operası, güzel sanatları ne derseniz hepsi bir uygulama içerisinde. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Programımızın sonuna gelmeden önce bir parça daha rica edelim. Güzel bir hizmet. Öyle değil mi? Evet. Sanatseverler çok güzel bir hizmet. Çünkü aynı çatı altında tüm sanat kurumları toplandı ve çok daha kolay ve rahat ulaşabiliyor sanatseverler. O yüzden ben de bakanlığımızı kutluyorum bu girişimden dolayı, bu oluşumdan dolayı. Çok güzel. Bu Sanat Cep'te programı ile de biz bu uygulamamızın daha fazla tanıtılmasını sağladık ve bayağı binlerce kişiye ulaştık. Biz bu hesabı açtığımızda çok az bir izleyicimiz vardı. Ama bakanlığımıza bağlı bütün sanatçılarımız evlerinde oturuyorlardı. Seyircileri özlüyorlardı, sahneleri özlüyorlardı. Sanatseverler sanatı özlüyordu, sanatçıları özlüyordu. Biz bu noktada sanatçılarla sanatseverleri buluşturduk ve hem sohbet ettik, hem gerçekten internette bile kolaylıkla bulunamayacak bilgileri burada anlattık, ulaştırmaya çalıştık kendilerine. Her branşla ilgili kültürün, sanatın yelpazesindeki bütün renkleri taşımaya çalıştık biz buraya. Bu anlamda şu anda da keyifli bir şekilde gidiyoruz. Tekrar yayına katılanlar için ufak bir anons yapayım. Şu anki konuğumuz Nurdan Küçük Ekmekçi. Kendisi Antalya Devlet Opera Balesi'nin solist sanatçısı. Soprano kendisi. Ve bir parça daha rica edelim sizden isterseniz. Tamam, tabii ki. Bu parçayı da bu dediğim Golden Morrison's oluşumunda birçok kez seslendirdiğim Türkçe bir parça. Eminim herkes biliyor bunu. Pervane. Hemen açıyorum. Evet. Güzel, seni almazsam gözlerim.
yaptıkça güzel. Yoluna adadın emrinden, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sağlık, yüreğinize sağlık. O kadar çok kalp geldi ki size sanatseverlerden, internet bağlantımızı çökerttiler. Yani internetimiz çok sıkıntılı, biraz kesik gidiyorduk ama gerçekten müthiş şarkı söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu sizinle de sohbet etmek. Gerçekten sizin gibi değerli sanatçılarımızı tanıtmak çok önemli. Bütün sanatçılarımız çok değerli. Sanat zaten çok değerli. Hep söylüyorum. Çünkü sizin gibi sanatçılarımız yıllarca eğitim alıp bir yerlere geliyorlar ve sahnede bulunan herkesin aşağı yukarı böyle bir özgeçmişi, böyle bir çalışması, emeği var ve bir araya geldiklerinde sanat oluşuyor. İşte o sanat o yüzden değerli. Çünkü bu kadar deneyimli insanlar bir araya gelirse ancak bu sanatı yapabiliyoruz biz. Bizim şancılıktaki işimiz çok zor. Örneğin bir Aida söylüyoruz dediniz. Aida'daki solistlerin hepsi, yani konservatuar bitirmiş hiç kimse Aida söyleyemez kolay kolay. Oradaki başrolleri oynayamazlar. Bunun için tecrübe, deneyim, yıllanma, teknik bilgisi gerekiyor. Yani sonunu getiremezler. Bırakın hani kötü söylemeyi, iyi söylemeyi değil. Yani perde kapanmaz yani. Yarıda kalırlar. Bu tekniğe, donanıma sahip olabilmek için sahnede pişmek, yıllar vermek gerekiyor. O yüzden çok değerli. Aida operamızı... Geçir miyim buna ekalarak? Ben konservatuvarda ilk dinlediğimde çok aşık olmuştum Madame Butterfly partisine. Fakat asla tabii ki o yaşlarda ve kariyerin başında söylemek imkansız biliyorsunuz. Ve inanın 20 sene bekledim. Onu söyleyebilmek için. Ve çok şükür önceki sene burada yaptık Antalya Operası'nda. Söyledim. Yani mümkün değil daha önce söylemek. Yani tabii 20 seneden önce söylemek demeyeyim. Daha doğrusu olgunluk döneminde söylenmesi gereken bir eser. Ve sabretmek durumundasınız. Yani çok sevdiğiniz bir şey var fakat buna tecrübe gerekiyor, donanım gerekiyor, birikim gerekiyor. Ay, küçük bir örnek vermek istedim. Sizin çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Siz bizim duyduğumuz hocalarımızın bizlere anlattığı doğru kariyer, acele etmeden doğru partileri, doğru rolleri, doğru yaşta söyleme o skalasını, o cetvelini en iyi uygulamış sanatçılarımızdan birisiniz hayatınızda. Ve bu da zaten size uzun yıllar şarkı söyletme yolunu açıyorlar. Yoksa dediğiniz gibi genç yaşlarda da büyük partinin altına girip ses tellerine zarar verilerek artık şarkı söyleyemez noktaya gelen bir sürü sanatçı var. Dünyada da örnekler var. Dolayısıyla bu aklın yolu bir, Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok diyorlar ya. Bu yollar yapılmış, onaylanmış. Bu yoldan gidildiği takdirde olumlu sonuçlar alınıyor. Nurdan Hanım, çok keyifli bir sohbet oldu. Sizinle çalışmak, sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Ağzınıza da sağlık. Bizi çok güzel aryalar, napolitenler, parçalarla mest ettiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Değerli sanatseverler, ben teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın sanat cedde uygulaması
Program hesabı üzerinden yaptığımız yayın sonuna geldik. Ben Oğuz Sırmalı, Demet Opera Bali sanatçısı. Hepinize hoşça kalın demeden önce son sözü yine Nurdan Hanım'a bırakıyorum. Ben sanatseverlerimize özellikle bir şey söylemek istiyorum. Son günlerde duyduğum en güzel cümlelerden birisi. Eğer ruhunuz şarkı söylerse hayat sizi dansa kaldırır. Çok şey var içinde. Ben buna bayıldım. Çok güzel ve benim hayat yaşam felsefem gibi bir şey onu anlatıyor. Ruhunuz şarkı söylerse hayat sizi dansa kaldırır. Tüm sanatseverlere bunu söylemek istedim. Nazik davetiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Değerli sanatseverler, lütfen maske takmayı unutmayın. Çok önemli. Evet. Maske. Güney Kore'de bir hanımefendi 1160 kişiye bulaştırmış bir gün içerisinde maske takmadığı için ve kendisini de iyi hissettiği için farkında olmadan Covid olduğunun. Ama maske taksaydı bu sayı sıfır olacaktı. Ne olur maske takma özen gösterelim. Sağlıklı kalalım ama en önemlisi lütfen sanatta kalalım. Hoşça kalın.